Arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Güncel bilgiler deneme serilerimize devam ediyoruz. Bu denememizde arkadaşlar birbirinden harika 6 tane bilgi öğreneceğiz hep birlikte. Eğer hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmanızı, aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz şöyle arkadaşlar. 50 yıldır çözülmeyen bir matematik kuramının bilim dünyasına kazandıran 28 yaşında tam profesör unvanını alan ve böylece 20. yüzyılda Yale Üniversitesi'nde bu sağını kazanan en genç öğretim üyesi olan Türk Kauntum kimyacısı, kuramsal kimyacı ve moleküler biyolog aşağıdakilerden hangisidir? Feza Gürse, Cahit Arf, Ali Nesin, Oktay Sinanoğlu, Kerim Erim. Arkadaşlar 50 yıldır çözülmeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandıran 28 yaşında tam profesör unvanını alan ve böylece 20. yüzyılda Yale Üniversitesi'nde bu sağını kazanan en genç öğretim üyesi olan Türk Kauntum kimyacısı, kuramsal kimyacı ve moleküler biyolog arkadaşlar Oktay Sinanoğlu'dur. Çok güzel bir bilgi. Oktay Sinanoğlu 28 yaşında tam profesör olmuş. Yale Üniversitesi'nde çalışmış. Aynı zamanda 50 yıldır çözülmeyen bir matematik kuramını çözerek bilim dünyasına kazandırmış çok büyük bir bilim insanı. Sevgili Oktay Sinanoğlu. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar bunu not alabilirsiniz. Çok güzel bir soru Oktay Sinanoğlu ile ilgili bir soruydu. İkinci sorumuz arkadaşlar. 1948 yılından beri 7 Nisan tarihi hangi evrensel etkinlik olarak anılmaktadır? 1948 yılından beri 7 Nisan tarihi hangi evrensel etkinlik olarak anılmaktadır? Dünya Sağlık Günü, Dünya Barış Günü, Çocuk Günü, Dünya Su Günü, Dünya Demokrasi Günü. Arkadaşlar 1948'den beri 7 Nisan dünyada evrensel olarak Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır arkadaşlar. Dünya Sağlık Günü olarak 7 Nisan 1948'den beri kutlanmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Türkiye Uzay Ajansı kaç yılında kurulmuştur? Türkiye Uzay Ajansı 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Arkadaşlar Türkiye Uzay Ajansı çıkarılan bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2018 yılında kurulmuştur. Demek ki Türkiye Uzay Ajansı cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2018 yılında kurulmuş. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. 2021 Ocak ayında Nijeryalı korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisi aşağıdakilerden hangisidir? 2021'de Nijerya'da korsanların saldırısına uğramış Türk gemisi. 15 Temmuz 1881 Atatürk, Adnan Menderes, Ahmet Telli, Mozart. Arkadaşlar 2021 Ocak ayında Nijerya'da korsanlar tarafından saldırıya uğramış olan Türk gemisi Mozart isminde bir gemiydi. Bu gemi buradaki korsanlar tarafından saldırıya uğramış. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz. 10 yıl önce iktidarı sivil bir hükümete devreden ordunun 2021 yılında yönetime el koyduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? Tayland, Myanmar, Vietnam, Nepal, Nijerya. Arkadaşlar 10 yıl önce iktidarı sivil bir hükümete devreden ordu 2021 yılında tekrar yönetime el koyduğu ülke Myanmar. Arkadaşlar Myanmar ülkesidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Myanmar'da 2001 yılında Şubat'ında yanılmıyorsam ordu tekrar yönetime el koymuştur.
Altıncı soru arkadaşlar. 2004-2017 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan, Şubat 2021'de hayatını kaybeden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna, Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal. Arkadaşlar 2004 ve 2017 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yapan, Şubat 2021'de Covid nedeniyle hayatını kaybeden siyasetçi Kadir Topbaş'tır. Eski İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, kıymetli öğrenciler, bu videomuzda sizinle birlikte 6 tane güzel güncel bilgi, genel kültür bilgisi öğrendik. Umarım bu bilgilerden birisi sınavda karşınıza gelir, size doğru yaparsınız. Bu konuda ben de mutlu olurum. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Video bittikten sonra kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz arkadaşlar.